Değerli izleyiciler, değerli katılımcılar, Doğa Bilim Sanat Akademisi, Doğada Bilim, Doğada Sanat webinar programımızın bu akşam 15. etkinliğini gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz İstanbul Ticaret Üniversitesi Çevre Doğa Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi ile Doğada Sanat Var Çalışma Grubu'nun işbirliğiyle gerçekleşiyor webinar programımız. Bugün bize İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Ömer Taha Sözgen hocamız bilgiler aktaracak. Kendisi kent ekolojisi konusunda bizi aydınlatacak. Şehir parklarında neler oluyor, neler olmalı çerçevesinde bize bilgiler verecek. Kısaca Ömer Taha hocamızı tanımak istersek, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde orman mühendisliği lisans eğitimini tamamladıktan sonra Süleyman Demirel Üniversitesi'nde orman mühendisliği branşında yine yüksek lisansını tamamladı. Ömer Taha hocamızı özel kılan özelliklerinden bir tanesi ise Yıldız Teknik Üniversitesi'nde peyzaj planlama anabilim dalında bir yüksek lisans daha tamamlamış olması. Bu anlamda zaten yaban hayatı, kent, ekosistem üçgeninde oldukça farklı açıdan olaya bakabilen bir hocamız. Bu bakış açısından bugün yararlanacağız zaten. İstanbul Üniversitesi'nde Orman Mühendisliği bölümünde doktora çalışmalarına devam eden hocamız, 2012 yılından itibaren İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde çalışmaya başladı ve halen orada akademik kadro içerisinde yer alıyor. Hocam, kent ekolojisi diyeceksiniz. Bu ara kesitte yaban hayatı, doğal yaşam ve kentte neler oluyor? Bu anlamda deneyimlerinizi bizle paylaşacaksınız bu akşam. Sözü size bırakmak istiyorum. Katılımcılarımızın sorularını da hocamıza gerek sunum esnasında nasıl denk gelirse ya da sunumdan sonra da yöneltiriz. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Bütün izleyenleri selamlıyorum buradan. Size de saygılar sunuyorum. Bugünkü konumuz kent ekolojisiyle ilişkili olarak şehir parklarında neler var, neler olmalı? Bunları inceleyeceğiz. Öncelikle ekoloji ve kent ekolojisinin tanımlarına bir bakmak gerekiyor. Ekoloji, canlılarla çevrelerini ve bu iki varlık arasındaki karşılıklı ilişkileri araştıran bir bilim dalıdır. Burada işte biyotik-abiyotik faktörlerle ilgili bir görsel ekledim. Kent ekolojisi ise bir kentsel çevre bağlamında canlı organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkisinin bilimsel çalışmasıdır, demiş Niemöller. Kentleşmeyle birlikte, yani şunu da belirtmek isterim burada, kentleşmeyle birlikte daha dar bir alanda ve kısıtlı imkanlarla yaşamaya başlayan insan nüfusu, kent ekolojisinin daha fazla çalışılması ihtiyacını doğurmuştur. Kentsel yeşil alanlar hangileri diye baktığımız zaman, kent parkları, spor kompleksleri, rekreasyonel alanlar, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, fuar ve sergi alanları, kent içi yol, bulvar ve refüjler, yaya yolları, kent ormanları, koruluklar, yeşil kuşaklar ve mezarlıklar olarak sayılmaktadırlar. Biz bu sunumda parklar ve korular gibi kamusal, yoğun insan kullanımına sahip alanlara değineceğiz. Kentler bildiğiniz gibi en yoğun insan faaliyetinin olduğu alanlar oldukları için doğal çevre ve canlılar tehdit altında kalıyor. Bu nedenle kentlerdeki tüm türlerin bir bütün olarak düşünülüp korunması önem taşımaktadır. Biyolojik çeşitliliğe baktığımız zaman belli bir alandaki canlı türlerinin çeşitliliğini ifade eden insanların sağlığını, çevreyi ve ekosistemleri destekleyen bir denge unsurudur olarak tanımlanıyor. Biyoçeşitlilik herhangi bir bölgedeki genlerin, türlerin ve ekosistemlerin toplamı şeklinde de ifade edilebilmektedir. Türlerin çeşitliliği sayesinde komünitelerin hayatta kalma gücü, yani stabilitesi artmaktadır. Gen havuzu ne kadar büyük ise adaptasyon potansiyeli de
o kadar büyük olmaktadır. Burada adaptasyon potansiyelini özellikle vurguluyorum. Pardon. Bir bölge, bir İlginç hocamızın bir başka biyolojik çeşitlilikle ilgili tanımında da şöyle ifade ediliyor. Bir bölge veya yöredeki ekosistemlerin sağlığı ve varlığının devamı açısından önemli olan biyoçeşitlilik, o yöredeki habitatların çeşitliliği ile o yörenin canlı tür sayısı çeşitliliği ile ve nihayet genetik çeşitliliği ile ifade edilmektedir. Bir ekosistemdeki biyoçeşitlilik aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın da önemli parametrelerinden olan iki unsura dayanır. Bunlar genetik çeşitlilik ve tür çeşitliliğidir. Peki kentlerde hayvanların ne işi var gibi bir soru akla geliyor. Bu fotoğrafı da çok sevdiğim için kullanıyorum burada. İşte biyoçeşitliliğin ana unsurlarından olan fauna elemanları yaşamlarını geçirdikleri ortamda hareket etme ihtiyacı içindedir. Bu ihtiyaç yaşama ortamını oluşturan faktörlerin ortam içi çeşitliliğinden kaynaklanır. Fauna elemanlarının yani hayvan varlığının habitat tercihlerinin belirlenmesinde yaşam ortamı faktörleri arasında en çok etkilenenler değişken bitkilerdir. İndikatör bitki türlerinin dağılımı aynı zamanda hayvanların alan tercihinde önemli rol oynamaktadır deniyor. Peyzaj planlamada doğayı korumaya yönelik en önemli görev korunmaya değer ekosistemlerin peyzaj elemanlarını içerdikleri bitki ve hayvan türleriyle birlikte güvence altına almaktır. Peyzaj planlamada biyotop kavramı bu noktada önem kazanmaktadır. Peki biz habitat diyoruz, biyotop diyoruz, nedir bunlar diye bir baktığımız zaman bir habitat bir popülasyonun yani bir türün içinde bulunduğu, barındığı, geliştiği, üreyip çoğaldığı, varlığını ve neslini devam ettirdiği ortamdır. Bunun dört temel üyesi vardır. Besin, su, korunak ve mekan. Biyotop ise kesin sınırlarla çevresinden ayrılabilen bir alandaki biyolojik topluluğa yani alanda mevcut canlı türlerinin hepsine birden bulunduğu alana verilen addır. Özetle habitat bir türe ait birey veya bireylerin yerleştiği alan iken biyotop ise komünitenin yerleştiği alandır. Bu şekilde de temsili olarak göstermeye çalıştım. Şimdi parklarda ve korularda olması gerekenlere geldiğimiz zaman ilk öncelikle sulak alan demek istiyorum. En çok eksiğimiz görülen nokta bu. Park ve korulardaki havuz ve göletler genellikle yapay oldukları için, bu arada onaylıyorum bazen yine katılanları. Genellikle yapay oldukları için bu alanlar etraflarında doğal vejetasyon bulunmuyor. Bu sebeple amfibi sınıfına dair bir canlı da bulunmuyor. Biz sulak alanlar oluşturmak için tasarlanacak göletlerin yüzey alanını en az 1 ila 3 hektar arasında yapmalıyız. Bu göletlerin en yakınındaki diğer gölet yine yarım kilometre ile 1 kilometre arasında olursa doğal çalı türleri ile izole edilmesi su kuşları için daha elverişli olacaktır. Bu nedenle birden fazla gölet uygulaması yapılacak alanlarda bazıları izole edilmesi gerekir demişler. Bu alan içerisinde doğal düzenlemeye sahip bir biyolojik gölet entegre edilebilirse alanda amfibiler başta olmak üzere su kuşları ve buna bağlı olarak diğer hayvan grupları görülebilecektir. Hayvanlar için hayati önem taşıyan su yüzeylerinin doğal sucul bitkilerle ilişkilendirilmesi gerekir. Sulak alanlar gibi farklı fauna elemanlarını habitat oluşturacak alanların kuş ve böcek türlerini alana çekecek doğal bitki türleriyle birlikte tasarlanması gibi düzenlemeler değerlendirmeye alınmalıdır. Biyolojik gölet yapılırsa biyoçeşitlilik de artacaktır tabii olarak. Ancak biyolojik göletler görsel olarak kent ortamına uygun olmadığı düşüncesi yaygın olarak olduğu için pek kullanılmamaktadır. Kuşlara besin sağlayacak meyveli bir çalı türü estetik olması için tek sıra dikilebilir veya biyolojik göletin geometrik formda olması gibi modeller uygulanabilir. Tasarımda ekolojik yapıyı öldüren estetik kaygısından kaçınılmalı. Doğanın estetik değeri doğal döngüyü bozmadan öne çıkartılarak ekolojik estetik kavramı güçlendirilmelidir. Sert çizgilerle birbirinden ayrılan bitki toplulukları kullanılmamalıdır. Bunun yerine doğadaki gibi... O, çünkü adam vermiş ama öyle sinem yani
Ya işte bir şey dikerseniz ya verdim mi Sayın vermedim mi? Değil miydi? katılımcılarımız, Adam geçen sene mikrofonlarınızı mi lütfen öbür kapatır sene mi ne mısınız? oraya sürdürmüş Mustafa Bey. buğday ekmiş. Ya kardeşim sen Hadi. buraya bize vermedin mi? Biz diye ekmedik, dikmedik Nerede mi buraya? katılımcılar? Mustafa Bey. Mikrofonunuz açık kalmış. Lütfen biraz daha dikkatli olabilirsek. Diyorduk. Evet. Şimdi bu ekolojik yapıyı öldüren estetik kaygısından kaçınılmalı demiştik. Burada sert çizgilerle birbirinden ayrılan bitki toplulukları kullanılmamalı diyoruz. Bunun yerine doğadaki gibi yumuşak geçişler kullanılmalıdır. Yani uygulanacak alana göre boylu ağaçlardan ağaççıklara, sonrasında çalı ve yer örtücülere bunların hepsi bir arada kullanılarak bitkiler arasında yumuşak bir geçiş sağlanabilmektedir. Park ve korularda orman tipi habitatların kuş türleri için 10 ila 35 hektar arasında kesintisiz yeşil alan olması gerekmektedir. Kentsel yeşil alanların biyolojik çeşitliliği destekleme kabiliyeti, insan faaliyetlerinin yoğunluğu ve yapı stoğu ile ilişkilidir. Kent merkezindeki yeşil alanlar bir banyodaki benzer yeşil alanlar ile aynı tür yapılarını desteklemeyebilir. Burada örnek olarak bu Yıldız Korusu planını koydum buraya. Yıldız Korusu İstanbul'un tam merkezinde ve 40 hektar büyüklüğe sahip bir alan. Bu Leipzig isimli bilim insanının yaptığı çalışmada yani aldığımız cümlesine göre İstanbul gibi bir kalabalık metropolün merkezindeki yeşil alan 35 hektardan az olmamalıdır ki bu biyolojik çeşitliliği destekleme kabiliyetinin yüksek olmasını sağlayabilsin. Kentsel yeşil alanlar genellikle bu büyüklük aralığının ya altında veya habitat kalitesi düşük veya parçalanmış yapıda oldukları için biyolojik çeşitliliği yeterince destekleyemiyorlar. Yani tür çeşitliliği, genetik çeşitlilik biraz daha düşük oluyor bu nedenle. Ancak küçük kentsel yeşil alanlar bile habitat kalitesine bağlı olarak biyolojik çeşitliliğe bir miktar destek sağlamaktadır. Yıldız Korusu ile ilgili çok fazla detaya girmeyeceğim burada şimdi. Geçiyorum. Yani eğer soran olursa sonrasında anlatabiliriz tabii. En iyi koruma tabii ki bu alanlar için kullanıcıların katılımıyla sağlanmaktadır. Doğa eğitimleri bu konuda çok iyi bir destek olmaktadır. Doğa eğitimlerinde katılımcıların doğayı bir dershane ve bir kütüphane, pardon, bir laboratuvar gibi algılayarak doğa, insan, toplum, kültür ilişkilerini ve bu ilişkilerde yaşanan problemleri anlamalarına ve çözüm üretme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmakta hedef kitlenin doğaya daha duyarlı, doğayı bir bütün olarak gören bilinçli bir doğa gönüllüsü olarak yetişmesi amaçlanmaktadır. Doğa ile iç içe olma, çevre eğitiminde özellikle çocuklar için çok önemlidir. Su, çayırlık alanlar, çeşitli bitki grupları ve meşterelerden çok çeşitli habitat tiplerinin bir araya gelmesinden oluşan doğal alanlar çevre eğitiminde öğrenciler için teşvik edicidir. Dolayısıyla doğal stilde tesis edilmiş yeşil alanların özellikle kentlerde yaşayan öğrenciler için klasik stildeki parklara göre çevre eğitiminde daha elverişli olduğu söylenebilir. Pardon. Kentlerde uygulanacak doğal stil peyzaj uygulamaları hem kentlerdeki yaban hayatını ve biyoçeşitliliği hem de kuş gözlemi, peyzaj farkındalığı, bitki eğitimi, doğa fotoğrafçılığı ve bunun gibi doğa eğitimi uygulamalarını ulaşım kolaylığı sayesinde de destekler ve bu eğitimlerin yaygınlaşarak çok daha fazla katılımcıya ulaşmasına vesile olabilir. Şimdi araç kullanımı diyelim. Bazı park ve korularda fosil yakıtlı araçların girişine izin verilmekte. Fakat bunun yerine fosil yakıtlı araçların alanın girişindeki otoparkta bırakılıp gerekli durumlar için sadece sessiz ve temiz olan elektrikli araçların kullanımına izin verilmesi önerilir. İbibik ve ağaç kakan gibi ürkek kuş türleri yuvalanması için yaşlı ağaçlar yaygın halde bulunmasına rağmen bu benim tabii gözlemimi aktarıyorum şu an. Bizim yaptığımız çalışmalardaki bulunmasına rağmen taşıt yolundan ya da insanların yoğun kullandığı alandan uzaktaki yaşlı ağaçlarda yaşadıkları görülmüştür. Literatüre baktığımız zaman gürültünün yaban hayatına etkileri konusundaki çalışmalar
yaklaşık 40 desibel gürültü seviyesinde karasal yaban hayatı tepkilerinin başladığını ve 50 desibel seviyesinin altındaki etkilerinin belgelendiğini görmekteyiz. Ortam şartlarındaki değişimlerden kolay etkilenen türlerin bulunduğu alanlarda insanların gıda artıkları ya da kedi köpek mamaları bırakılmamalıdır. Yani şurada ilk cümleyi vurgulamak istiyorum. Çiçekli otu bitkilerin, bitki türlerinin kaldırılıp yerine roloçim serilmesi, egzotik bitki türlerinin kullanılması ve geniş alanda tek tip bitki örtüsünün olması şeklindeki peyzaj çalışmaları alan içi faunasının azalmasına sebep olmaktadır. Yaşlı ağaç bulunduran habitatlar korunmalıdır. Gene biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla hektarda 2-3 adet kuru ağaç bırakılabilir. Memeli türlerin ihtiyaçlarına baktığımız zaman literatüre göre vejetasyonun genellikle yerden 21 ila 50 santim arasında yüksekliği olan bir vejetasyon olması gerektiği, açık alanlarda ve binaların yakınındaki habitatlarda, yerleşim yerleri yakınlarında bu yine tür zenginliğinin azaldığı, işte insan etkisinin ve kirliliğin evcil hayvanlar tarafından rahatsız edilmesi ya da küçük memeli hayvanların avlanması olarak tür zenginliğinin azalması gösterilmiştir. Buna göre doğrudan ya da dolaylı şekilde insan etkisi altında bulunan alanların memeli tür zenginliği açısından zayıf olduğunu söylemek mümkündür. Bunlar için bir öneri olarak yapraklar ve budama artıklarının yığınları küçük memeliler için barınak sağlamaktadır. Kuru dallardan oluşan kümeler yeşil ağaçlarda, yeşil alanlarda görüntüyü bozmayacak kısımlarda bırakılmış birkaç kuru ağaç ve taş ve küçük kaya kümeleri de faydalı olmaktadır. Eğer alanda zararlı böcek, örümcek ve benzeri haşerat varsa ilaçlama denilen zehir kullanımı yerine biyolojik mücadele yoluna gidilmelidir. Bunun için türün yırtıcısı olan türler ve insana zarar vermeyen türler kullanılmaktadır. Bazı kuşlar buna yardımcı olmaktadır. Ayrıca böcek ve yarasa otelleri kullanılarak biyolojik mücadele yapılabilmektedir. Şimdi yarasa dediğimiz zaman insanların aklına ya yarasayı nasıl kullanacağız gibi bir soru gelebilir. Bunun için ben yarasa otelleri var dedim az önce. Şimdi peki yarasa otelini koyduğumuzda ne olacak? Yani her taraf yarasa mı olacak? Hayır tabii ki bizim orada istediğimiz kadar popülasyon, yarasa popülasyonu sağlayabilmemizi sağlayacak büyüklükte oteller koyulacak. Yarasa otelini anlatmadan önce yarasa ile insan ilişkilerine değinmek istiyorum. Türkiye'de 36 tür yarasa kaydı vardır. Tarkan hocamızın makalesinde belirtildiği üzere. Bunlardan 35'i böcekte, bir tanesi ise güneyde yaşayan meyve ile beslenen bir yarasa türüdür. Ve bu meyve ile beslenen tür hariç diğer 35 tür kuduz virüsü taşımazlar. Bunu da biliyoruz. Yarasalar gece uçan böcekleri avlayan büyük birer avcıdırlar. Burada bahsi geçen takımları, böcek takımlarından okumayacağım şimdi onların isimlerini. Tek başına büyük kahverengi bir yarasa bir gecede, yani bir birey 3000 ila 7000 arası sivrisinek yiyebildiğinden bahsedilmiştir. Bu tabii bizim burada yaşamıyor olsa da belki şey yapılabilir. Başka türler kullanılabilir. Onlar da 3000 yemesinde mesela 500 tane yesin ama yine sivrisinekle mücadele konusunda yarasa gerçekten başarılıdır. Bunu söyleyebiliriz. Yarasa evlerine baktığımız zaman bunlar aynı kuş yuvaları gibi, hani ağaçlara asılan kuş yuvaları gibi yapılıp ağaçlara veya başka direkler üzerine yerleştirilebilen minik, genellikle ahşaptan yapılan tasarımlardır. Fakat bunlar biraz daha büyük yapılarak daha fazla yarasaya ev sahipliği yapabilmektedirler. İşte 10 yarasadan 100 yarasaya, hatta burada gördüğünüz gibi 6000, 10000 civarında yarasaya ev sahipliği yapabilen yarasa evleri bulunmaktadır. Tabii kent ortamında bunlar, bu kadar büyük yarasa evleri gerekli değildir. Tabii bu artık her şeyin fazlası zarar olduğu gibi bu da bir sıkıntı oluşturabilir. Bunu sadece görsel olsun diye, yani bir ne kadar büyük yapılıyor
yapılabiliyor. Onları da göstermek için koydum buraya. İnsanlar bunları tabii izlemek için ikindi vakitlerinde seyre gidiyorlarmış. Yurt dışında genellikle böyle alışkanlıkları olanlar varmış. Hepsi bir anda çıkıyor ya böyle akşam vakti. Güzel bir görüntü oluşturuyor. Burada da verdiğim web sayfasında 22 farklı yarasa evi planı bulunuyor. İhtiyacı olanlar da buradan kullanabilirler. Böcek otelleri de bunlar insan yapımı böcekler için yaşam alanları oluşturuyorsunuz. Gereken bir biyolojik mücadeleye yardımcı olmaktadırlar. İstenen türe uygun bir yaşam alanı oluşturmak suretiyle türün istenen miktarda çoğalması sağlanabilmektedir. Evet, şimdi bu park ve korularda olması gerekenleri özetle bahsetmek istersek bunları madde madde yazdım, 15 madde. Birincisi, planlı biçimde ayrılacak spor ve dinlenme alanları dışında oyun ve sportif etkinliklere mani olunması gerekir. İkincisi, mevcut yolların bir bölümünü yürüyüş parkurları halinde yeniden düzenlemek ve yararlanmayı günün değişik saatlerine yaymak, ziyaretçi yükünü azaltmak ve dağıtmak gerekmektedir. Fosil araçları içeriye almamak gerekir. Alandan tek yararlanma yolunun piknik ve rekreasyon olmadığını vurgulamak, faunayı rahatsız etmeyecek alternatif yararlanma şekillerini belirlemek, halkın bilinçlenmesi ve farkındalıkların artması için koruda doğa eğitimleri düzenlenmesi, fauna türlerinin barındırdığı yaşlı ağaçların etrafını 1 metre kadar yükseklikte ahşap parmaklıkla koruma altına almak, böylelikle insanların yaklaşıp zarar vermesini önlemek, ölü ağaçlar için yapılacak alandan çıkarma çalışmalarında devrilmesi durumunda tehlikeye sebep olmayacak şekilde hektarda 2 ila 3 adet dikili kuru ağacın bırakılması gerekir. Mevcut göletleri biyolojik gölete çevirmek, bu mümkün değilse yeni biyolojik göletler tesis etmek ve bunları meyveli doğal çalı türleriyle izole etmek gerekir. Alan içerisine kedi köpek mamalarının bırakılmasına müsaade edilmemesi gerekir. Peyzaj yapısına uygun şekilde küçük boyutlu çöp kutularının sayısını arttırmak, alandaki dağılımını sıklaştırmak ve düzenli bir şekilde bu çöplerin toplanmasını sağlamak gerekir. Piknik alanlarının çevresinde 2 metre yüksekliğinde kafesli tel ile ihata yapılması, çevrilmesi, dikilecek uyarıcı işaret levhaları ile kullanıcılara hatırlatmalarda bulunulması gerekir. Özellikle yangın olmaması için işte sigara kullananların dikkatsizliği ve kaçak ateş yakma durumları gibi. Çıkması muhtemel yangınların kısa zamanda söndürülebilmesi için alan içinde sistematik aralık ve mesafe ile yangın vanalarının bulunması gerekir. Mevcut güvenlik görevlilerinin hem yukarıda sıralanan önlemlerin uygulanışını sağlaması amacıyla bilgilendirilmesi hem de alana giriş çıkışların gece gündüz kontrol altında tutulması sağlanmalıdır. Düzenli aralıklarla yapılacak denetimlerle alınan önlemlerin uygulanışını izlemek ve ortaya çıkacak teknik ve yönetsel sorunlara çözüm üretilmesi gerekir. Biraz da şey yapalım, ekoparklar nedir, nasıl varlıklardır bunlar, onlara bakalım. Şimdi ekoparklar doğala yakın peyzaj düzenlemesine sahip yeşil alanlardır. Bu fotoğraflarda görüldüğü gibi yüksek katlı binaların arasında dahi yapılabilen, insanların da memnuniyetle kullanabildiği yeşil alanlardır. Buralarda fotoğraflarda dikkatinizi cezbetmiştir. Gayet doğala yakın tasarımlar bulunmaktadır ve doğadaki gibi ara kuşak bitkiler dahil olmak üzere çeşitli bitki formları ile suyu da bir arada kullanan alanlardır bunlar. Evet, benim söylemek istediklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı sorulardan önce? Eklemek değil bizim hocam. Teşekkür ederiz. Çalışmalarımız bizden daha fazla. Kapsamlı bir şey oldu. Ömer Taha hocamla birlikte zaten kent ekosistemleriyle ilgili araştırmaları birlikte de yürüttük. Hatta bir anekdot paylaşalım. Ben kendi sunumumda biraz atıf yaptım ama gıyabınızda konuşmayayım diye bugüne sakladım bu anekdotu. Beşiktaş ilçesinde hemen Boğaz hattının üzerinden geçen metrobüs yolu var, güzergahı var. O güzergahın hemen o güzergaha komşu olan bir yeşil alanda, bir refüj alanında
partikül madde ölçümü yapıyorduk. Ve akşamüstü bir saatte, saat 7 civarıydı değil mi Taha Hocam? Evet, evet. O saatte ölçüm yapıyorduk. Ölçüm için de TÜBİTAK destekli bir proje olduğu için İl Çevre Müdürlüğü'nden de izin almıştık bu ölçümleri gerçekleştirmek için. Gerçi kamusal alanlarda yapıyorduk çalışmamızı ama şimdi çevre farkındalığı dedik. Çevre farkındalığı biraz da duyarlılıkla alakalı bir konu. Halkımız aslında çok duyarlı bir halk. Yani onunla ilgili de bu örneğimiz. Biz orada ölçüm yaparken çok yoğun bir köprü trafiği vardı o akşam. Her akşam olduğu gibi İstanbul Köprüsü'nde. Benim bir an aklıma geldi. Dedim şimdi biz burada elimizde cihazlarla, ölçüm aletleriyle ölçüm yapıyoruz ama hani birileri ne yapıyor bunlar diye acaba şüphelenir mi derken tıka basa dolu bir metrobüs geçiyordu yanımızdan. Şoför bey bizi görür görmez frene asıldı ama içerisi nasıl tıklım tıklım dolu. Durdurdu otobüsü, ondan sonra indi, refüj alanına geçti, bize doğru emin adımlarla geldi ve şey yaptı. Ne yapıyorsunuz siz burada diye bizden hesap sordu. Bir otobüs dolusu da insan, bir de öyle bir şeyimiz vardır yani birbirimizi arkasını kollarız, destek oluruz. Hani otobüs şoförü orada bir şey olsa, bir şey yaşayacak olsa bir otobüs dolusu insanla biz yüz yüze kalacağız. Tabii hemen Ömer Taha hocamızın arkasına saklandık biz. Ve İl Çevre Müdürlüğü'nden aldığımız onay yazısını şoför beye gösterdik. İzinli bilimsel amaçlı bir çalışma yaptığımıza ikna ettik. Ve onun üzerine kendisi ikna oldu ve yoluna devam etti. Sonra da güldük yani. Çünkü polis değil, jandarma değil. Yani evet. Orada belediye otobüsünün şoförüne biz hesap vermiş olduk. Evet, ama bir yandan da hoşumuza gitti değil mi? Bu duyarlılık hoşumuza gitti. Şimdi bu anlamda evet, çevre farkındalığı, duyarlılığı bunları hep konuşuyoruz zaten. Bizi izleyen katılımcılarımız, takipçilerimiz de zaten duyarlılık düzeyi çok yüksek olan bir profil. Şimdi bu anlamda hazır sizi bulmuşken hem orman mühendisliği alanında hem de kentsel peyzaj planlama alanında lisansüstü çalışmalarınız var. Bu çalışmalar bizi şöyle bir noktaya götürüyor mu? Sizde öyle bir farkındalık oluştu mu? Onu sormak istiyorum. Acaba mekansal tasarım ve planlamayla uğraşan disiplinlerin nelerdir bunlar? Mimarlık, iç mimarlık, şehir bölge planlama ve peyzaj mimarlığı benim aklıma geliyor ilk etapta. Kentsel tasarım da bunlardan bir tanesi. Biraz daha acaba ekolojik şeylere, ilişkilere yaklaşmalı mı? Bu anlamda Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ndeki Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğunuz için öğretim görevlisi, acaba bir eksik hissediyor musunuz? Bu anlamda neler yapılabilir? Bu kanaldan doğa eğitimleriyle zaten İdris hocamızın sayesinde çok çalışmalar yürütülüyor. Çevre farkındalığını biz kendi çevremizde genişletmeye çalışıyoruz ama acaba diğer disiplinlerle de biraz daha bu konuların kaynaşmasının zamanı geldi mi? Özellikle kentsel ortamlar için. Ben tabii sağ olun hocam soru için. Başta şunu söylemedim. Yani kent ekolojisi zaten çok interdisipliner bir bilim dalı. İşin içinde mimarlıktan biyolojiye, yani sosyolojiden psikolojiye her şey var. Ama burada ben özellikle sunumunda biyolojik çeşitliliğe değindim. Hani bu hem en çok çalıştığım konu hem de yani bu bahsettiğimiz üzere ekosistem sağlığı, bir sağlık yani her şeyden önce geldiği için gerekli olan bir şey olduğu için bunu vurgulamak istedim. Bir kere soruda sizin bahsettiğiniz üzere mimarlık ve diğer disiplinler, bu mekansal tasarım bilimleri
genel olarak hani şeyleri, bu estetik tasarımları çalışmakta. Fakat bu şeyleri biraz daha böyle ekolojik boyutunu dikkate almaları gerekiyor bence de. Hocam, Reyhane Koçak isimli katılımcımız da çok bu konuya yatkın bir soru sormuş. Demiş ki, parklarımız çok güzel ama ülkemizde genelde çim kullanılıyor demiş. Acaba bunun sebebi ekonomik midir? Yani siz de bahsettiniz, tür tercihi parklarda, özellikle kent parklarında, hele hele koru alanlarında bitki dikimi yapılacağı zaman oradaki türlerin tercih edilmesi, hem diğer canlıları yaşam ortamı teşkil etmesi, besin kaynağı teşkil etmesi açısından çok önemli diyoruz ama tercihler yapılırken acaba niçin bu kadar duyarlı olunamıyor? Buradaki problem ne olabilir acaba? Ekonomik mi diye sormuş katılımcımız. Hocam, peyzaj tasarımları konusunda şöyle, sizin aslında bu soruya cevap vermeniz bence daha uygun olacaktır ama benim görüşümü önce tabii ki belirteyim. Bu hem biyoçeşitlilik açısından hem de maliyet açısından, uzun vadede maliyet açısından doğal türlerin alanda kullanılması kesinlikle daha ekonomik olacaktır. Hem de dediğimiz gibi biyoçeşitlilik açısından diğer canlıların da onları kullanabilmesi açısından çok önemlidir. Benim görüşüm bu yönde. Sunumda da az önce bahsettim. Çiçekli otlu vejetasyon yerine kuloçim kullanılmaktadır. Bu da faunayı, tür zenginliğini azaltmaktadır maalesef. Bu şekilde. Evet. Mustafa Bey de demiş ki, çim olmazsa orası bakımsız algısı yaratıyor gibi bir ön yargı, bir izlenim var. Halbuki doğal olan işte kır çiçekleri, zaten doğal flora, doğal habitatta olan birçok türümüz, bize fırsat verirsek onların da ne kadar güzel olduğunu, ne kadar oradaki çeşitliliği arttırdığını, beraberinde diğer canlıları da getirdiğini zaten hep konuştuk, konuşuyoruz. Biraz bu farkındalık, bilinçle de alakalı. Bir de sanırım tasarım kararlarını veren, tasarım fikrini ortaya atan kişilere burada çok sorumluluk düşüyor. Yani başta biz peyzaj mimarlarına, önemli kamu görevleri üstlenmiş olan tasarımcı ve plancılarımıza çok önemli görevler düşüyor bu anlamda. Ve işte ekolojik algı, ekolojik yaklaşım, bir küçük park tasarımı bile olsa bunu çok geniş çaplı bir ölçekle, yani bir bölge düzeyinde yapılan analizlerin neticesinde ele alınması. Yani o kent parkı acaba o kent ölçeğinde ne ifade ediyor, nasıl bir öneme sahip? Bunların araştırılarak tasarım kararlarına gidilmesi bu anlamda çok önemli. Ve bir katı, İlknur hocamız da bir öneride bulunmuş. Aslında demiş, kent parklarında düzenlemeler yapılıp okul dışı öğrenme için alanlar oluşturulması, bir yandan işte bu çevre farkındalığını, duyarlılığını destekleyecek, kent ortamına, parklara da bunu taşıyabilecek güzel bir öneri olabilir. Çim çöldür diye bir slogan var demiş Mustafa Bey, çime çok karşı. Çimin de tabii güzel tarafları var Mustafa Bey, böyle özel alanlarda bizi dinlendirir, yani yekpare bir yeşil görmek, bir doku halı gibi çime basmak mesela, bu da ayrı bir keyif ama sanırım burada denge çok önemli. Bu dengeyi oluşturacak tasarımlar, öneriler, işte o bütünlüğü sağlayacak, İlknur hocamızın da dediği gibi öğrenmek için de alanlar, öğrenmek ve öğretmek için yerinde alanlar tasarlamak, biraz daha bu bilinçle hareket etmek sanırım daha bu ekolojik algıyı, biyoçeşitliliği destekleyecek yaklaşımlar olacaktır diye düşünüyorum. Hocam, bir de YouTube'da bir katılımcımız, dinleyicimiz, izleyicimiz Özlem Badoğlu şunu sormuş, demiş ki, kendisi üniversitemizde kentsel sistemler ve ulaştırma yönetimi bölümünde yüksek lisans yapıyormuş. Ve şunu merak ediyor. Günümüzde şehir parklarına baktığımızda diyor, sert zemin miktarının gittikçe arttığını görüyoruz diyor. Bu konuda acaba yani kentsel ısı adası etkisini de arttıran bir şey bu, yapısal yüzeylerin artması olayı.
Bunun önüne geçmek için nasıl bir anlayış geliştirilebilir diye sormuş izleyicimiz. Yani sert yüzeylerin azaltılması için nasıl bir tasarım yapılmalı? Yani belki burada geçirimli yüzeylerin tercih edilmesi hocam, yani. olabilir değil mi? Yani geçirimli yüzeylerle yapısal yüzeylerin geçirimliliğini sağladığınızda yine yağış sularının toprakla buluşmasını sağlıyorsunuz. Bununla birlikte bol bol kullanmamak lazım. Yani bir kent parkı ya da bir çevre düzenlemesi yaparken zaten oradaki yeşil, kıymetli olan oradaki yeşil. Şimdi o yeşili biz yaşayacağız, kullanacağız diye ihtiyaç duyduğumuzdan fazla oraya yapısal yüzey zaten getirmememiz gerekiyor. Amacımız olabildiğince o doğal ortamı yaşamak, çünkü onun hasreti içindeyiz zaten kent ortamlarında. O yüzden benim önerim o olabilir şahsen. Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Yani minimal tasarım kararları sanırım burada biraz daha önemli. İşte o planları yaparken baştan bunların farkında olup insanların bunu tercih etmemeleri gerekiyor yani. Sert zeminleri olabildiğince azaltmak gerekiyor ki işte dediğiniz gibi hem ısı adası meselesi var, hem de bizim istediğimiz bazı küçük memeli türlerin de buna ihtiyaçları var yani. Hem de daha fazla zararsız böceklerin yaşayabilmesi için de buna ihtiyaç var. Biraz da algılarımızı değiştirmemiz gerekiyor değil mi hocam? Biraz yani evimizde yaşadığımız konforu evimizde yaşıyoruz zaten. Dışarıya çıktığımız zaman dışarının konforunu, doğa hasretini gidermeyi öncelikle tutarsak, işte ayağım çamura değdi, yok işte paçamdan karınca mı girecek içeri falan. Yani böyle kaygılarla biraz onu azaltmaya yönelik belki yani bizde. Evet, şu çok önemli. Parka giden insanın artık bunu kaygı etmemesi gerekiyor. Yani. Böyle tasarımlar, doğala yakın tasarımlar olduğu sürece İnsanlar da buna alışması gerekecek yani zamanla. Biz hani hem parka gidelim hem de hiçbir yerimize toz olmaz, değmesin gibi bir algı var maalesef. Evet. Bu algıdan yola çıkarak Mustafa Bey yine bir şey dikkat çekiyor. Diyor ki her yerde diyor kauçuk zemin kaplaması yapılmaya başlandı. Bunu da pek uygun bulmuyor. Doğala hasretiz ama toprağa basmaksızın ve elimiz ağaca dokunmaksızın bunu istiyoruz. Evet, biraz da burada talep konusu. Ben park bahçeler müdürlüklerinde ben de çalıştım, Beşiktaş Belediyesi'nde. Orada görev yapan değerli meslektaşlarımızdan da duyuyoruz. Onlar da yani şimdi bir doğala yönelik tasarım kararı almak var. Bir de bunu uygulayabilmek var. Şimdi bir ara örneğin çocuk oyun alanlarında çok fazla zemin kaplama malzemesi olarak kum tercih ediliyordu. Hem çocuklar orada yaratıcılıklarını geliştiriyorlar, topraklanıyorlar, kuma dokunmak, işte onunla oynamak çok güzel bir şey. Ama diğer taraftan kum yüzeyleri çok kolay kirlenen ve temizlenmesi çok zor yüzeyler. Şimdi orada iki konu var. Bir tanesi, her yerde çok steril, çok şey ortam olmasın. Yani olmasa da olur algısı olmalı. Özellikle ebeveynlerde. Yani çocuğumu ben oraya bıraktığım zaman ay eli toz mu oldu? Yok işte bir şey mi, çöpe mi denk geldi falan. Kaygısını biraz azaltması gerekiyor kullanıcıları. Ya da işte o kum yüzeyini daha temiz muhafaza edebilecek bir takım tasarım çözümleri üretilmesi gerekiyor. Öyle veya böyle bu kaygıdan ötürü ben biliyorum Beşiktaş Belediyesi'nde kullanıcılardan gelen çok yoğun talep üzerine o kum alanlardan vazgeçildi. Çünkü sokak hayvanları da farklı amaçlarla kullanıyorlardı o kum yüzeylerini. Öyle olunca şimdi kullanıcı bir noktadan sonra bir çoğunluk oluşturmaya başlıyor. Ve mecburen siz duyarsız kalmamak adına bu tür tercihlerinizi değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Yani bu kauçuk olarak kullanılan şey aslında o
oyun aletlerinin etrafında düştüğü zaman kişi o bir esneklik sağlaması için kullanılan bir malzeme. Yani o esnekliği verdiği için kauçuk tercih ediliyor ve platformun yüksekliğine göre, özellikle çocuk oyun alanlarında platformun yüksekliğine bağlı olarak değişmek şartıyla farklı kalınlıklarda olması lazım ki düşen çocuğun o hızını kessin o kauçuk. Ama bizde ne yapıldı? Çok yanlış uygulamalar yapıldı. Altına beton döküldü, kalınca bir katman ve çok ince bir yüzey halinde o kauçuk yapıştırıldı. Ve bütün yollar da bu şekilde yapılmaya başlandı. Şimdi öyle olunca o kauçuk faydadan çok zarar vermeye başladı gerçekten. Çünkü düştüğü zaman çocuk onun üzerinde çok sürtünme direnci fazla olan bir malzeme. Yaralayıp yara bere içinde bıraktı çocukları. İşte çok ince kullanıldığı için o esneklik fonksiyonunu da sağlayamadı. Yani bu gibi evet yanlış farklı kullanımlar olabiliyor. Eleştiriler de getirilebiliyor bunlara. Ama her zaman bunu iki yönlü düşünmek lazım. Yani burada tek yönlü baktığınız zaman da çözüme ulaşamıyorsunuz. İşte kum örneğinde verdiğimiz gibi. Bir ara işte dere çakılı kullanılıyordu yine çocuk oyun alanlarında. O da güzel bir malzemeydi. Ama bu sefer o dere çakılının iyi tamburlanmış olması lazım. Ya da işte hakikaten dereden alınmış olması lazım. O keskin yüzeylerin olmaması için. Bilinçli davranan işte tasarımcılar ve uygulayıcılar bunu bu şekilde yaptılar. Ama bilinçsiz olanlar yani ne olacak bu da olabilir diyerek işte tamburlanmamış çakıl kullandıklarında bu sefer o da çocukları yara bere içinde bırakabildi. Yani konuyu çok şey yaptım biraz farklı yönlere şey yaptım ama katılımcılarımızın sorusu bu yönde. Yani bu çok önemli bir konu gerçekten. Teşekkür ederiz hocam açıklamalarınız için. Evet yani katılımcılarımızın sorularına da katılımlarından ötürü de teşekkür ederiz. Gerçekten bunlar bizlerin de çok kafa yorduğu konular. Ama böyle tek bakış açısıyla da çözemiyoruz. Farklı yönleriyle karşımıza çıkabiliyor. Bu çok iyidir, çok ekolojiktir, çok kullanışlıdır dediğimiz bir şey kullanıcı tarafından kabul görmeyebiliyor. Farklı açılardan problemler oluşturabiliyor. Çok yönlü. İşte hocamızın da dediği gibi disiplinler arası yaklaşım çok önemli. Farklı uzman grupların buluşması. İşte bugün de bunu sağlamış olduk. Hocamız iki yönlü bakış açısıyla güzel bir bize açılım sundu. O anlamda teşekkür ederiz. Başka sorular varsa yine hocamıza yönlendirebiliriz. İdris hocam sessiz kalmayı tercih etti ama hocam sizin de eklemek istediğiniz şeyler varsa biz burada daha hocamla bulunca birbirimizi sesimi alabiliyor musunuz? Peki. Evet hocam. Tabii her şey planlama. Yani önce planınız olacak, plan hedefleriniz olacak, sonra o yönde ilerleyeceksiniz. Şimdi bunun ihtiyaç olarak hissedilmesi, işte o kentsel planlamada buna yer verilmesi, tabii hepsi birbiriyle bağlantılı. İmar planıyla bağlantılı, kentsel dönüşümle bağlantılı olaylar var orada. Ama en temel şeyi yapmaya çalışıyoruz biz. Bu konuda farkındalık oluşturulursa vatandaş isteyecek bunu. Bakın çocuk oyun parklarından bahsettiniz. Şimdi pratik bir ihtiyaç sonucu ortaya çıkan bir şey var. O da neydi? Çocuklar kayarken, kaydıkça biliyorsunuz elektrik oluşuyor orada. Ve çocuğun canı yanıyor. Çocuğun canı yandığı zaman anne babasının da canı yanıyor. Buna bir tedbir alınmaz mı diye hemen müdahil oluyorlar. Bakın çok basit bir şey. Bildiğiniz gibi basit bir topraklamayla önünü alabiliyorsunuz. Şimdi kaç kişi biliyor monoton bir çim alan ile işte çeşitliği fazla. Yani kendi haline bıraktığınız zaman oranın doğal bitki örtüsü geliyor. Çimin yerini tutuyor. Ben o ikisi arasındaki farkı biliyorum. Diyorum ki tek düze çim hiçbir şey değil. Ama
birden fazla bitki varsa en azından orada işte kırk çiçeklerinin geleceğini hemen arkasından ona bağlı olarak da oraya arıların, kelebeklerin ve değişik böceklerin ve onların hatırına farklı kuş türlerinin geleceğini biliyorum. Sadece otsu bitkiler bile oraya o kadar canlılık ve çeşitlilik kazandıracaktır biliyoruz. Şimdi bunu bizim bilmemiz, biz bildiğimizi paylaşmamız, toplumda bu bilginin yayılması halinde tabandan bu yönde istek ve talepler gelecek ve yöneticileri yönlendirecektir. Yani en önemli olan bu. Onun dışında siz gidip kapısına dayanıp size bir şey söylemek istiyorum, anlatmak istiyorum veya bir bilgimiz var paylaşmak istiyoruz diye yöneticinin kapısını aşındırmanız lazım. Bu çok daha zor bir şey bu. Böyle sancılı. Yani bir doğru olanı hatırlatmak için tabii aktivist hareket etmek, aktivist tarzda yaklaşırsanız bu oluyor. Sonra da ama biz size sormadık ki bunlar da amma dadandılar falan da denilebilir. Yani böyle can sıkıcı şeyler de çıkabilir karşınıza. Ama şunu görüyoruz. Şimdi geçen de bir hocamız geldi. Buradaki hocalardan biri tabii. Aslı hocanız ve Taha hoca iyi tanır. Işık hoca dedi ki tabii bu şeyi dedi yol boylarındaki ağaçları sık sık buduyorlar. Ama öyle de buduyorlar ki böyle kuşa çeviriyorlar. Ve bunu bir büyükşehir yapıyor, belediye yapıyor, sonra bir de büyükşehir yapıyor falan. Hiçbir işi bu kadar heyecanla yapmıyorlar. Ben şüphelenmeye başladım. Yoksa bu kesilen dalları değerlendiriyorlar mı bunlar bir yerde falan? geldi benim yanıma. Evet. Şimdi ben ne diyeyim buna? Yani burada mesela İstanbul Üniversitesi'nin Orman Fakültesi var. Ve orayla irtibat halinde olmalı. Orayla bilgi alışverişinde olmalı. Yani ağaç ne kadar zamanda kesilir, budanır? Kesildiği zaman, budandığı zaman ağacın ne kadarı kesilir falan. Şimdi yönetici bu bilgiye ihtiyaç hissedecek ki uzmanını arasın, bulsun, onun fikrini alsın. Bir de konunun bu boyutu var. Yoksa siz yoruluyorsunuz. Yani yanlışa dikkat çekmekten, ona uğraşmaktan, onunla boğuşmaktan bir süre sonra yoruluyorsunuz. Böyle bir şey var. Yani uzun lafın kısası İki türlü bir şey var. Bir, yöneticileri tabii etkilemeye çalışmak veya onlara yardımcı olmak, yol göstermeye çalışmak. Ama bir taraftan da bu madem yöneticiler yönetim planlarına dayanarak çalışıyor veya uygulama planları işte peyzaj planı gibi, imar planı gibi bu planlarda yer almasına çalışmak bunların. Basit şeyler esasında çok. Çok basit bilgilerin hayata geçirilmesi halinde yaşadığımız ortamda doğal unsurlar da yer alacak. Yani biz çok basit bir uygulamayla kelebekleri göreceğiz orada, kuşları göreceğiz. Şimdi mesela deniz kenarında doldurularak yapılan parklar var. Burada da çok çeşitliliği göremiyorsunuz. Ama çeşitliliğin geldiği ölçüde burada hızla kuş çeşitliliğinin arttığını, böcek faunasının arttığını da görebiliyorsunuz. Böyle bir şey. Yani bilmek ve bildiğimizi paylaşmak, bilmekle iş bitmiyor. Onu uygulayabilmek, hayata geçirmek biraz gayret istiyor. Bizler de bunu elimizden geldiği kadar ne yapıyoruz? Hiç olmazsa bilgilendirme amacıyla işte bu çalışmaları yapıyoruz. Ama dediğiniz çok doğru. Toplumda da bu bilinç aslında ağır ağır da değil. Hızla yükseldiğinde görüyoruz. Hızla. Yani geçen de şey gördüm. Bir kediye vuran arabanın öyle bir kaçışı var ki yani eğer orada çünkü oyalanacak olsa gören insanların kendisinden hesap soracağını biliyor. Alt tarafı kedi. Ne oldu canım adama mı çarptık diyemez artık o insan. Bu bilinç yükseldi. Bu da sevindirici bir şey tabii.
Yani uzun lafın kısası, elimizden geleni yapacağız ve usanmadan, bıkmadan, vazgeçmeden biz yapmaya çalışacağız. Ve şimdi bu bakış açısıyla baktığınızda, şimdi Taha Hoca'nın çalışması, Aslı Hoca'nın katkıları, bakın şehir içerisinde mütevazi bir park bile, siz orada şöyle bir yarım saatinizi, bir saatinizi geçirdiğiniz zaman sizi kentin hayhuyundan uzaklaştırıyor. Yani kentin o boğucu ortamından uzaklaşmış oluyorsunuz, unutuyorsunuz. Yani sizi doğada hissettirmeyi başarıyor küçücük bir park bile. Ama bu park ne kadar doğal olursa, doğala yakın olursa bu fonksiyon, bu etki de o kadar güçlü oluyor. Evet, fazla da şeyi işgal etmeyelim. Taha Hoca'nın söyleyecekleri vardır daha. Biz soruları açmak için tabii araya girmiş oldum. Teşekkür Hakkı ederiz. Bulunmaya yani, çalıştık. Yani burada ben konuşmacı ilan edilmiş olsam bile hani sizlerin yanında benim tecrübem hiçbir şey olmadığı için ben sizlerin konuşmasından da çok memnun oluyorum yani. Heyecan verici bir konuya girdiğiniz için daha evet, hocam. Konu güzel. Çalıştıkça evet. Sonu yok. Yani onu gördüm. sonsuz dipsiz bir kuyu. Bu kent ekolojisi işte şey yaban hayatı, kent ve yaban hayatı diye gidiyor. O yüzden yani herkesin söyleyeceği bir şey olduğunu düşünüyorum bu konuda. Teşekkür ederim. Ben tekrar kenara çekilmeden önce bir daha fırsat bulamayabilirim. Hem Taha Hoca'ya, moderatörümüze ve katılan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yani biz teşekkür ederiz. Katılımla, katıldıkça güzelleşiyor, paylaştıkça güzelleşiyor. Sağ olun, var olun. Ben kameramı kapatıyorum. Evet, mikrofonu da kapatıyorum, parazit yapabilirim. Teşekkür ederiz hocam. Taha Hocam, son sözü size bırakmadan önce ben bir sonraki etkinliğimizin de duyurusunu yapmak istiyorum. 21 Kasım'da Doçent Doktor Emine Hesna Kandır, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden hocamız, tedavi gören yaban hayvanlarının doğaya dönüş serüveni başlıklı, çok yine enteresan, çok güzel bir konuyla bizlerle olacak. Taha Hocam, çok teşekkür ederiz. Güzel bir konu. Kent ortamı çok hassas. Bir takım döngüler açısından çok eşiklere yakınız. Bunun farkındalığı çok önemli. Bu konuda bizi aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Son sözü size bırakıyorum. Bütün katılımcılarımıza da teşekkür ederim. Takip ettikleri, katıldıkları için. Ben de hem moderatörlüğünüzden hem de tüm çalışmalarımda olan desteklerinizden ötürü size, İdris Hocama ve diğer bu çalışmayı hazırlamak için kullandığım kaynakların sahiplerine teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Bu webinarda da ayrıca emeği geçen herkese, dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Bunu söylemek istiyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar dileriz. Canlı yayın bitmiş olması lazım şu an.